Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde fotoelektrik olayının ikinci kısmını inceleyeceğiz. Fotonların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki ilişki. Fotoelektrik olayının daha iyi anlaşılabilmesi için fotosellerin çalışma prensibi incelenmelidir. Üzerine düşürülen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklere fotosel denir. Fotoseller havası alınmış bir tüp ve içerisine konulan iki metal levhadan oluşur. Alkali metallerden seçilen ve üzerine ışığın düşürüldüğü levhaya katot. Katottan kopan elektronların ulaştığı karşı levhaya ise anot denir. Fotosel karanlık bir ortamda iken devrede herhangi bir akım oluşmaz. Katot levhası üzerine ışık düşürüldüğünde gelen fotonların enerjileri metalin eşik enerjisinden küçükse fotonlar katot yüzeyinden elektron sökemez. Bu durumda akım oluşmaz. Katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjileri eşik enerjisine eşitse katot yüzeyinden elektron koparılır. Ancak elektrona kinetik enerji kazandırılamadığı için elektron katot yüzeyinde kalır. Bu durumda da akım oluşmaz. Karşı levhaya gidemez çünkü elektron. Katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjisi metalin eşik enerjisinden büyükse metal tarafından soğurulan fotonların enerjisi Einstein'ın denklemine göre hem elektronu koparır hem de koparılan elektronlara kinetik enerji kazandırır. Elektronlar kazandığı kinetik enerjinin etkisi ile metal yüzeyi terk eder. Bu elektronların bir kısmı sapar, bir kısmı anot levhasına ulaşır ve devrede bir akım dolaşmasına neden olur. Oluşan akım fotoelektrik akım yani ısı bırakımı denir. Yani elektronların anota çarpması ile oluşan akımdır ısıfır akımı. Oluşan ısıfır akımını artırmak için metal yüzeyine düşürülen ışın şiddetini yani foton sayısını artırmak. Katot yüzeyini büyütmek. Çünkü yüzey alanı ne kadar büyük olursa o kadar çok ışın düşecektir. Anot katot levhaları arasındaki uzaklığı azaltmak. Katot yüzeyine düşürülen fotonların kinetik enerjilerini artırmak, bağlanma enerjisi küçük metal kullanmak, ışık kaynağı noktasal ise ışık kaynağını katot levhasına yaklaştırmak, daha çok ışın düşmesini sağlayacak, anot yüzey alanını büyütmek, elektronların daha rahat çarpmasını sağlayacaktır. Bu olaylar anot levhasına ulaşan elektron sayısının ve devrede oluşan ısıfır fotoelektrik akımının artmasına neden olabilir. Ayarlanabilir üretici pozitif kutbu fotoselin anot, negatif kutbu fotoselin katot levhasına bağlandığında katot ve anot levhaları arasında oluşan elektrik alan etkisiyle katot yüzeyinden koparılan elektronlar hızlandırılarak sapmaları azalır ve ısıfır akımı artar. Gerilim belirli bir değere ulaştığında katot metalinden kopan bütün elektronlar elektrik alanının etkisiyle anot levhasına ulaşır. Bu durumda akım maksimum olur ve sabit bir değer alır. Akımı maksimum yapan gerilime doyma gerilimi denir. Çünkü daha fazla elektron çarpamaz artık. Doyma gerilimine ulaşıldıktan sonra gerilim artırılsa da oluşan maksimum akımın büyüklüğü değişmez. Şekildeki grafikte de olduğu gibi katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjisi metalin eşik enerjisine eşit ise EF eşit E0 metalden elektron koparılır. Kopan elektronlar anot katot arasında oluşan elektrik alan içerisinde hızlanır. Elektronların kazandığı kinetik enerji, elektriksel kuvvet tarafından yapılan iş W eşittir E çarpı V kadar olur. Elektronlar EK eşit E çarpı V büyüklüğünde
kinetik enerjisiyle anot levhasına ulaşır ve devrede akım oluşur. Katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjisi metalin eşik enerjisinden büyükse, EF büyük E0, katot levhasından elektron koparılır. Kopan elektronlar E eşittir EK artı EV büyüklüğünde kinetik enerjiyle anot levhasına çarpar ve devrede akım oluşur. Maksimum akımı artırmak için katot yüzeyine düşen ışık şiddeti bir başka ifadeyle foton sayısı artırılmalıdır. Kaynak noktasal bir kaynaksa katot yüzeyine yaklaştırılmalı ya da katot yüzeyinin alanı artırılmalıdır. Anot yüzeyinin artırılması, anot katot arası uzaklığın azaltılması ve katot levhasına düşürülen fotonların frekansının artırılması maksimum akımın büyüklüğünü değiştirmez. Çünkü maksimum akımın belirleyicisi anot levhasına ulaşan elektron sayısıdır. Oldukça önemli bir ayrıntı bu. Ayarlanabilir üretecin pozitif kutbu fotoselin katot, negatif kutbu fotoselin anot levhasına bağlandığında metal yüzeyini maksimum kinetik enerji ile terk eden elektronlar elektrik alan nedeni ile yavaşlatılır. Bu durumda anot levhasına ulaşan elektron sayısında ve buna bağlı olarak devrede oluşan akımda azalma olur. Çünkü bu kutup eksi kutbu anota bağlıdır. Buradan gelen elektronlar levha eksi yüklü olduğu için onları itmek ister. Üreticinin gerilimi artırıldığında anot levhasına ulaşan elektron sayısı giderek azalır. Bu da devrede oluşan akımın iyice azalmasına neden olur. Üreticinin gerilimi artırılarak belirli bir değere ulaştığında hiçbir elektron anot levhasına ulaşamaz ve devredeki akım tamamen kesilir. Anot levhasına ulaşan elektron sayısını sıfırlayarak devreden geçen akımın kesilmesine neden olan gerilim değerine kesme potansiyeli, yani durdurma gerilimi denir. Şekilde de görüldüğü gibi oluşturulan devrede katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjisi metalin eşik enerjisinden büyükse katot levhasından elektron koparılır. Kopan elektronlar metalden bir EK kinetik enerjisiyle ayrılır. EK, EV'den büyük ise koparılan elektronlar anot levhasına E eşittir EK eksi EV kinetik enerjisiyle çarpar ve devrede bir akım oluşur. Eğer EK, EV'den küçük ise koparılan elektronlar anot levhasına ulaşamaz ve devrede akım oluşmaz. EK eşit EV ise koparılan elektronlar anot levhasına ulaşamaz ve devrede akım oluşmaz. Bu durumda uygulanan gerilim durdurma gerilimine eşit olur. Kesme gerilimi fotoelektronların metal yüzeyi terk ettikleri anda sahip oldukları maksimum kinetik enerjiye bağlıdır. Anot katot arasındaki elektrik alanın yaptığı iş maksimum kinetik enerjiye eşit olduğunda elektronlar anoda ulaşamaz. Bu durum EK eşit E çarpı V kesme bağıntısı ile ifade edilir. E elektronun yüküdür. V kesme kesme gerilimidir. Einstein'ın fotoelektrik denklemi yeniden ele alınırsa EF yani gelen fotonun enerjisi eşittir. Eşik enerjisi artı kinetik enerji bağıntısından EF eşittir HV ve EK eşit E çarpı V kesmeden HV eşit E0 artı E çarpı V kesme olur. Buradan kesme potansiyelinin değeri HV eksi E0 bölü E şeklinde ifade edilir. Bağıntı incelendiğinde kesme potansiyelinin gelen fotonların frekansına bağlı olduğu görülür. Fotonların frekansları artırıldığında uygulanması gereken kesme geriliminin değeri de artar. Çünkü enerjileri artıyor. Kesme geri potansiyelinin frekansa bağlı değişim grafiği şekilde görüldüğü gibidir.
Kesme potansiyelini etkileyen diğer bir faktör de metalin eşik enerjisidir. Eşik enerjisi daha büyük metal kullanılırsa kopan elektronlara kazandırılan maksimum kinetik enerji azalacağından kesme potansiyeli de azalır. Kesme potansiyeli uygulanmış bir fotoselin yüzeyine düşürülen ışığın şiddeti artırılsa da devrede akım oluşmaz. Kaynağın ışık şiddeti artırılsın ya da azaltılsın, kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri değişmediğinden kesme potansiyeli değişmez. Bir örnek çözecek olursak, bir fotosele K ve L kaynaklarından ışık düşürüldüğünde akım şiddeti gerilim grafiği şekildeki gibi olur. K kaynak ışık şiddeti IK, kaynaktan çıkan fotonların frekansı FK, L kaynağın ışık şiddeti IL, kaynaktan çıkan fotonların frekansı FL olduğuna göre. A, IK ve IL arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? B, FK ve FL arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi devrede oluşan IMAX ışık şiddetine bağlıdır. K kaynağın oluşturduğu akım daha büyük olduğundan IK büyük IL olarak alırız. Bir fotoseldeki kesme potansiyeli fotonların frekansına bağlıdır, yani enerjilerine bağlıdır. İki kaynaktan çıkan fotonlar aynı yüzeye düştüklerinden eşik enerjisi ikisi için de aynı olur. Kesme potansiyeli daha büyük olan kaynaktan çıkan fotonların frekansı da daha büyüktür. Buna göre FL büyük FK ifadesi doğru olur. Bir diğer örneğimiz, eşik enerjisi 3 eV olan bir metale 1550 angstrom dalga boyu ışık düşürülüyor. Buna göre kesme potansiyeli kaç volt? Kullanacağımız sabit taş çarpı C eşittir 12400 eV çarpı angstrom bize verilmiştir. Gelen fotonların enerjisi HC bölü lambda'dan 12400 bölü 1550'den 8 eV bölünür. Bulunan bu değer Einstein'ın fotoelektrik denkleminde yerine yazılırsa EF eşittir E0 artı EK'den, EK değeri buradan 8 eksi 3'ten 5 EV bulunur. Kesme potansiyeli ile kinetik enerji arasında EK eşit E çarpı V kesme olduğundan 5 EV yerine yazıldığında E'ler birbirini götüreceğinden 5 volt bulunur. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamaları. Fotoelektrik olayının günlük hayatta en yaygın kullanım şekli fotoseldir. Fotoseller üzerlerine düşürülen ışık nedeniyle gerilim oluşturulan ışık algılayıcılarıdır. Fotoseller kullanıldıkları devrede anahtar görevini görür. Hava karardığında sokak lambalarının kendiliğinden yanması veya aydınlandığında sönmesi fotoseller sayesinde olur. Fotoselli muslukta kızılötesi bölgeden ışık yayan bir LED lamba ile bir algılayıcı bulunur. Lambadan yayılan ışık ele çarpıp tekrar fotosele döndüğünde algılayıcı tarafından alınır. Algılanan hareket valve aktarılır ve valve hareketi kısmını çekerek su yolunu açar. Böylece toplu kullanım alanlarında bulunan lavabolarda musluklara dokunulmadan su akıtılarak kişisel hijyen sağlanmış olur. Günlük hayatımızda her yerde karşılaşıyoruz. Su ve enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyada tasarruflu olmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Fotoseller sayesinde elektrik akımı veya musluktaki su kontrol edilerek tasarruf yapılması sağlanabilir. Fotosellerin kullanım alanlarından biri de hırsız alarmlarıdır. Sistem şekilde görüldüğü gibidir. Fotosele ışın düşürülüp fotoelektrik akımı oluşturulur. Oluşan akım bobinin mıknatıslanmasını sağlar ve anahtar çekilir. Işık kaynağı ile fotosel arasına bir kişi girdiğinde fotosele ışık düşmez ve akım kesilir. Bu durumda bobin mıknatıslık özelliğini kaybeder.
ve anahtar yayın uygulandığı kuvvet nedeniyle kapanır. Zil devresinden geçen akım alarmın çalmasına neden olur. Fotoseller sinema filmlerinin ses kayıt okumasında, otomatik açılıp kapanan kapılardan, elektronik dizgi makinelerinde, yangın ve duman dedektörlerinde de kullanılır. Fotoelektrik olayının kullanım alanlarından biri de fotoğraf makinelerinin pozometrelerindeki dedektörlerdir. Pozometreler, fotoğraf çekilecek ortamdaki ışık şiddetini ölçmek için kullanılır. Pozometre üzerine düşen ışığın oluşturduğu akım miktarına göre ortamın ışık şiddeti belirlenir. Güneş ışığı atmosferi geçerken ozon tabakasında süzülür. Bu süzülme sırasında ozon tabakası ultraviyole yani mor ötesi ışınlarının çok zararlı olanlarını tutar. Ancak ozon tabakasının incelmesi veya delinmesi nedeniyle ultraviyole ışınlar yeryüzüne ulaşır. Bu ışınlar özellikle göze ve cilde zarar verir. Bu ışınların göze zarar vermemesi için güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir. Çünkü güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını yansıtır ve göze ulaşmasını engeller. Güneş gözlüğü takıldığında ya da hava karardığında gözün daha net görebilmesi için göz bebekleri büyür. Sahte güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını yansıtamaz ve büyüyen göz bebeklerinin içine bu ışınlar düştüğünde göz sinirleri zarar görür. Bu durumda göz sağlığı olumsuz şekilde etkilenir. Şimdi bir fotoelektrik olayda sökülen elektronları durdurmak için gerekli olan kesme potansiyel farkı 1. Gelen ışığın akısı 2. Metalin bağlanma enerjisi 3. Gelen ışığın dalga boyu niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi elektronları durdurmak için gerekli olan kesme potansiyel farkı elektronları durdurucu potansiyel farkıdır. Bu potansiyel farkı elektronların maksimum kinetik enerjilerine durdurucu potansiyel farkı olduğundan E çarpı Bg eşittir Eg max şeklinde gösterilir. Dolayısıyla kesme potansiyel farkı kinetik enerjinin maksimum değeriyle doğru orantılıdır. Fotoelektrik enerji denklemine göre HN eşittir E bağlanma artı EVK dersek gelen fotonların frekans ve dalga boyu ile metalin bağlanma enerjisi kesme potansiyel farkı olan Vk'yi etkiler. Vk ışığın akısına bağlı değildir. Dolayısıyla doğru cevap Edirne olur 2 ve 3'tür. Bir diğer sorumuz. Bir fotoelektrik deneyde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin ışığın frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sadece ışığın rengi değiştirilirse grafikteki niceliklerden hangileri değişir? Şimdi verilen grafikte E0 ve μ0 metalin cinsine bağlıdır. Grafikteki alfa açısının tanjantı ise H Planck sabitini verdiğinden gelen ışığın renginin yani frekansın değişmesine bağlı değildir. Işığın rengi değiştirildiğinde metal yüzeye düşen ışığın frekansı değişir. Yani enerjisi değişir arkadaşlar. Bu frekans değişimi kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerini değiştirir. Çünkü gelen ışığın frekansı E0 ve μ0'ı etkilemez. Eşik enerjisini ve eşik frekansını etkilemez. Sonuç olarak maksimum kinetik enerji değişir. Diğer nicelikler değişmez, sabit kalır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Eşik dalga boyu 6200 angstrom olan bir fotosel tüpü 3 voltluk üretici şekildeki gibi bağlanmıştır. Katot yüzeyine düşürülen fotonların enerjileri 12 eV olduğuna göre
Sökülen elektronların anoda çarpma anındaki maksimum kinetik enerjisi kaç eV'dir? Şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar eksi kutup anota bağlanmış. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Fotosel devre incelendiğinde ters bağlı bir üreticin olduğu görülür. Eksi kutup anota bağlandığından dolayı. Bu devredeki fotoelektrik enerji denklemi H nü eşittir EV artı EVK EV artı EK max şeklinde olur. Ters bağlandığından dolayı bu şekilde ifade ediyoruz. Eşik dalga boyuna göre bağlanma enerjileri 12.400 bölü 6.200'den 2 EV bulunur. Bu değer ile soruda verilen değerler yerine yazılırsa EK max dediğimiz ifade kinetik enerji 7 EV olarak bulunur. 12 düşecek, 2 eşik enerjisinden dolayı azalacak, 3 de ters bağlandığı için azalacak, dolayısıyla 7 EV bulunmuş olacaktır. Bir diğer sorumuz, şekildeki fotoselin katoduna düşen ışık devrede akım oluşturmaktadır. Devreye eşit şiddette farklı renkte ışık düşürülürse, 1. Maksimum akımın şiddeti. 2. Sökülen fotoelektronların kinetik enerjileri. 3. Katodun eşik enerjisi. Büyüklüklerinden hangileri değişir? Işığın rengi değiştirilirse frekansı değişir. Yani enerjisi değişir arkadaşlar. Fotoelektrik denklemine göre E foton eşittir E bağlanma artı E kinetikten. Bağlanma enerjisi katot yüzeyinin cinsine bağlı olduğu için bağlanma enerjisi değişmez. E foton değişir renk değiştiğinden dolayı ve dolayısıyla kopan elektronların kinetik enerjileri de değişir. Işık şiddeti değişmediği için akımın maksimum değeri değişmez. Buna göre birinci ve üçüncü yargılar yanlış, ikinci yargı doğru. Bir diğer sorumuz, bir fotosele dalga boyları lambda x, lambda y, lambda z olan x, y, z fotonları düşürülünce fotoselden geçen akımın potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre fotonların dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Fotoelektrik denklemine göre h nü eşittir h nü 0 artı ek'dir. H nü 0, fotosel devrede katodun cinsine bağlıdır. EK ise kesme potansiyelinin farkına bağlıdır. Grafikten Y ve Z için kesme potansiyel farkları eşit, X'inki ise bunlarınkinden büyüktür. Dolayısıyla X fotonun enerjisi Y ve Z'ninkinden büyüktür. H nü x büyüktür, h nü y eşittir, h nü z olarak yazılır. Frekans ile dalga boyu ters orantılı olduğundan lambda x küçüktür, lambda y eşittir, lambda z'dir. Yani doğru cevap D seçeneğidir.